Merhaba sevgili dostlar, Fal Dünyası kanalıma hoş geldiniz. 18-25 Haziran haftası ikizler burcunu neler bekliyor? Sizler için niyetlendim. Falımı kapattım gördüğünüz gibi. Umarım güzel bir hafta geçirirsiniz. Sağlığınız, saatiniz, keyfiniz de bol olur. Bu hafta falınızda neler var? Hemen şöyle bir açalım kenara. Şu damlacıklarımızı atalım ve bu hafta sizi neler bekliyor? İlk açtığım yer arkadaşlar iş yeri, iş ve para konuları ve aşk ilişkilerle alakalı da konularımız tabii ki var. Şimdi iş konularıyla alakalı üzerinde oturduğunuz bir anahtar var. Şimdi öncelikle Pazartesi günü, hane, mal, mülk konularıyla alakalı biraz karışık görünüyorsunuz. Kafanızda sanki çözmek istediğiniz konu bu. Ee... ...hanenizdeki malla alakalı yani ev, araba, arsa böyle düşünün. Anahtar bu demek aslında. Bu konularla alakalı biraz kararsızlık var. Çok fazla insanla görüş, görüşüp konuştuğunuz görünüyor. Ve sanki böyle hani hadi 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 denen bir süreçtesiniz de. Ee, burada bir kişiyle konuşmanız var. Bu konuşma e, sanki bu anahtarın alınmasıyla alakalı bir konuşma. Fakat e, bu konuşmada karşı taraf ne kadar naif ve kibar olsa da salı günü bu konularla alakalı direkt bir set çekeceksiniz. Hani bir şeyi satmak istiyorsunuz birisiyle konuşuyorsunuz onu ekarte edeceksiniz. Bir ekarte, ekarte olma durumu olacak mal konularıyla alakalı öncelikle onu söyleyeyim. 2- iş hayatınızla alakalı neler var derseniz çalışıyorsanız şayet. Çevrenizden çok fazla insanla konuştuğunuz, görüştüğünüz bir pazartesi olacak. Burada insanlar sanki sizden hep bir şeyler bekliyorlar. Arkanızda insan, önünüzde insan, yanınızda insan, bir topluluğun içerisinde biraz sıkışmış görünüyorsunuz. Burada aslında bir şey başlama isteğiniz çok fazla. Fakat önünüzde bir kişi sanki size işinizle alakalı engel ya da sorun çıkartacak. Bu kişiyle bir uğraşma durumunuz olacak. Bu uğraştığınız konu her ne ise. Ee, size yardımcı olmaya mı çalışıyor? Mopping mi uygulamaya çalışıyor? Yalnız önünüzü kesecek bir kişi bu. Yani pazartesi günü başladığınız bir iş salı günü e, sıkıntılı bir şekilde kesiliyor. Sanki sonrasında hani orada bu, salı günü bir kesinti olacak. O kesinti aslında sizin ee, salı'dan sonranızı açacak bir durum Ya iş askıya alınacak kenara Konacak başka bir işe geçeceksiniz ya da Bu işle alakalı bir değişim dönüşüm Olacak ve bu değişim dönüşümle birlikte e, Bir şeyleri Alttan alttan böyle e, Hani Nasıl söyleyeyim böyle çekerek çekerek alttan alttan ama üstün üstten değil kenardan kenardan böyle çekerek yapmaya çalışacağınız bir süreç görünüyor. Burada sanki e, bu başında sizin önünüzde e, engel olarak duran kişiyi ekarte edip yolunuza farklı bir yönden devam edeceksiniz ya da o işinize farklı bir noktadan tutarak devam edeceksiniz. Burada bir engelle karşılaşıp yön değiştirme görseli de var çünkü. Bu yönü değiştirdiğiniz anda çok rahatlıyorsunuz arkadaşlar. Şimdi pazartesinin karışıklığı pazartesi salı ve çarşamba sürüyor. Yalnız çarşambadan sonra özellikle çarşamba günü de diyebiliriz. Büyük bir rahatlamanız var. Bu rahatlama ile birlikte perşembeye müthiş gireceksiniz. Çözülmesi gereken konunuz çözülür. Yapılması gereken işiniz yapılır. Bir bilinmezlik, huysuzluk, mutsuzluk haliniz var ama bunların hepsi perşembe günü itibariyle sonlanıyor. Perşembe gününden itibaren de devamlı bir yenilik, bir şeylere başlama, çevrenizdeki insanlarla uyum, hızlı hızlı ilerleme, bir evran temiz olarak elinize ulaşması gibi gibi durumlar hafta sonuna kadar sizi böyle ileri 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 attıracak. Ee, hafta sonu için gezme, tozma olaylarınız olabilir. Burada çok para harcar mıyım? Harcamazsınız bence. Çok temiz harcamalarla, temiz yollarla ya da temiz konuşmalarla gideceğiniz bir iş, para konuları var. Tekrar geriye dönecek olursam parasal bir meseleniz varsa arkadaşlar salı günün tamamen kilitleniyor. Bir yerlerden para bulmak istiyorsunuz. Konuştuğunuz, görüştüğünüz insanlar var fakat bunlardan cevap alamayabilirsiniz. Aldığınız cevaplar olumsuz olabilir. Çünkü burada direkt tıkanıklık var ve parasal konularla alakalı sana şu parayı veririm diyen kişi bile size bu parayı vermeyebilir çok pardon salı gününden sonra yalnız siz bu vermeyecek olan kişiyi böyle kenarından kenarından kınırta kınırta mı değil kanırta mı diyelim böyle kenarından kenarından biraz bir para çekme durumunuz olacak bu belki de ailede babanız anneniz bilemiyorum ama e, ufak ufak istediğiniz değil de ufak ufak alacağınız bir para mevzusu da olabilir ama ticaretle uğraşıyorsunuz şu parayı kesin almam lazım pazartesi bilemediniz salı diyorsanız salıya çok dikkat etmeniz lazım e, burada böyle bayağı geniş kalın bir kapalı görselimiz var onu aşmak için farklı bir şey bulmanız lazım aşk ilişkiler derseniz bu haftanız böyle biraz sakinlik içerisinde geçecek sadece hafta sonu diyebilirim e, hafta sonuna doğru hatta cumadan itibaren bazı planlar yapacaksınız yalnız bir kararsızlığınız olacak uzun yol planları yaptığınızda görüyorum ama bu hafta için çok mümkün olmayabilir ee, kararsız kaldığınız bir ilişki durumu var aslında burada. Ee, bu eşler için de geçerli olabilir. Bir konuda eşinizle alakalı kararsızlık da yaşıyor olabilirsiniz. Ama hafta sonu bu konularla alakalı karşınızdan çok güzel cevaplar alacaksınız. Bir konuyu konuşmak istiyorsanız eğer konuşup çözebileceğiniz bir hafta sonunuz var diyebilirim. Hafta içiniz dediğim gibi sakin ama hafta sonu karşılıklı konuşma görüşmelerde. Önünüzde duran sorun konu ne ise bunu aşmak için ilk iki de aşacaksınız ama iki aşamada aşacağınız ve rahatlayacağınız görselleri de var. Aslında burada e, bu bir süredir yapmayı, konuşmayı planladığınız bir konu olarak görünüyor. Yeni aşk var mı derseniz bu hafta yeni aşk. Yeni değil. Eskilerle iletişim haliniz olabilir. Öyle söyleyeyim. Hani eski çıktığınız ya da eski sizden hoşlanan, sizin hoşlandığınız biriyle il, ilişki demeyelim de görüşme var diyelim. Görüşüp konuşma durumunuz söz konusu olabilir. Bir de pazar günü öğleden sonraya biraz dikkat ederseniz çok iyi olur. Neden derseniz pazar günü tepenizde böyle bir kara bulut görseli var. Yani bazı şeylerin ters gitmesi işte adım atarsınız tökezlersiniz işte bir şey tutarsınız kırılır gibi düşünün bir olumsuz etki olabilir. Bu da kısa e, sürecek görsellerinde çıktığı için söylüyorum yoksa çok kolay kolay söylemem bunu ama... E, <laughs> Bir ara bir döngü böyle bir terslik durumu olabilir. Biraz sinirleniyorsunuz. Elinizi uzattığım elimde kalıyor. Der gibi çıkıyorsunuz ama sadece pazar günü öğleden sonra için özellikle geçerli görünüyor. Bir de şuradan bakalım neler var. Şimdi bu haftanız benim para bulmam lazım haftası ise eğer zorlanırsınız arkadaşlar onu söyleyeyim. Ama işimle alakalı aşmam gereken bir engelim bir kişi var onunla bu konuyu çözmem lazım diyorsanız çözersiniz. Ama kanırtacaksınız bu kişiyi yalnız hani böyle bir üstüne üstüne gitmeniz lazım. Şimdi biraz daha şekillensin. Gene aynı şekilde çıkıyor görsellerde. Bakın karşınızda bir kişi sizden daha büyük. Sizden daha büyük olması, daha sıkıntılı olması ya da önünüzde inat etmesi anlamına geliyor. Şimdi karşılıklı bir yol arayışınız var. Biraz daha bekleyeceğim burayı ki bir şekillensin burası. Ee, ama konuşmalar görüşmeler gördüğünüz gibi üstü açık. İlk etapta pazartesi, salı, çarşamba belki sıkıntı yaşarsınız ama sonrasında açılıyor. Haneye bakalım. Hanede çocuk ya da aile içerisindeki bir kişiyle alakalı. Ve bu kişide de S ya da I harfi var. Ee, bir şeyiniz var. Üzerine bir şey koyuyorsunuz bu kişinin. Hani şimdi burada bir çocuksa eğer onu bir eğitim meme sokacaksınız. Bir şey koyuyorsunuz. Bu, onu değerlen değer kalı değer katacak bir şey. Hani e, onlarla alakalı bir plan yapabilirsiniz. Hane içerisinde bir kişiyle alakalı plan yapıyorsunuz ve bu yapmış olduğunuz plan o kişiye değer katacak görsellerinde çıkıyor. Onun da hoşuna gidecek görsellerinde çıkıyor. Hatta bir süredir düşündüğünüz Sonrasında da bir dakikaya artık ben bu konuyu bugün çözeyim dediğiniz bir e, konu bu Ve salı çarşamba zannedersem bu konuyu çözüp o kişinin ayaklarıyla e, yürüyerek bir yere gittiği görsel de var. Çünkü aynı zamanda ayakların üstünde biraz daha rahat durduğu rahatlaştığı bir süreçte görünüyor. Ya böyle bazen o kadar güzel görseller çıkıyor. Sanki basketbola giden birisiymiş gibi görselleri de var. Onu da iyi parantez içinde söylemiş olayım. Hanemiz bu hafta daha rahat. Sadece iş konularında aşmanız gereken bu konu bu konu ya da kişi kimse zaten burada ellerinizle yapışmışsınız ya çözeceğim ya çözeceğim diyorsunuz. Niyetiniz kesinlikle bu hafta iş ve para konularında neyse onunla ciddi bir mücadeleyle çözeceğiniz görselleri de var biraz salkım saçak oluyor dediğim gibi hatta pazartesi vaz mı geçsem diyebilirsiniz ama bence sonrasında bu işe sıkı sıkı sarılıp bir şekilde çözeceksiniz bu kişiyle de aranızda aslında biraz böyle duygusal bir bağ da var hani sevdiğiniz değer verdiğiniz birisi de olabilir biraz sıkıntı da ama bir şekilde göbekten bağlı görünüyorsunuz çözeceğinizi düşünüyorum zaten genel anlamda falınız güzel görünüyor. İş başvurusu yapanlar için bu hafta biraz böyle sıkıntılı olabilir. Cevap alamayacağınız bir hafta da aslında olabilir. Görselleri var arkadaşlar. Güzel bir hafta olsun tabii ki. İyi dediklerim önünüze ışık tutsun, yolunuzu aydınlatsın. Keyfiniz, saatiniz, sağlığınız da bol olsun diyelim. Gördüklerimi sizlere iletmeye çalıştım. Umarım... Güzeller bizi bulur. Kötüleri de evrene gönderelim. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Özel fal bakımları için 542 77 66 910 WhatsApp hattından bana ulaşabilirsiniz. Bir dahaki falınızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.